Gezginlik aslında bir Anadolu'daki memleket çocuklarından bir örnektim. Anneannemle, büyüklerimle yolculuklarla başladı. Artık üniversite bitince, ekonomi kazancı elini alınca önce Türkiye'de neler var, onları gezmeye, oraları öğrenmeye başladım. Daha sonrasında Türkiye yetmedi, yan komşular yetmedi derken yurt dışında birçok yer gezme ve keşfetme imkanım oldu. Birçok yer keşfetmeye başladıkça zaten devamını merak ediyor insan. Yani bu şey gibi bir örnek vardı, bir yerde okumuştum. Bir dağ var, dağa gidiyorsun bir yerde, bir dağ görüyorsun ama dağın ardında ne var onu merak ediyorsun. Onun gibi biraz da. Yaklaşık 14-15 yıldır düzenli bir şekilde geziyorum. Normalde yılda 3-5 defa gezerken şu anda son 4-5 yıldır yılda 30 seyahat yapıyorum. Bunların bir kısmı yurt dışı oluyor, bir kısmı yurt içi oluyor. Ama kitaptaki 71 insanın tamamı yurt içinden. Önce turistim, öyle başlayayım. Önce turist oldum. Yani gittiğim yerleri normal sadece bir rehber okuyarak yeme içme, nerede yer içerim, nerede gezer görürüm diye düşünerek gittiğim ve sonrasında hiç yazmadığım bir durum vardı. Sadece deneyimliyordum. Sonrasında gezmeye başladım ve gezgin olmaya başladım. Çünkü bu sefer gittiğim yerleri gezdim, gördüm, yedim, içtim, deneyimledim ve bunları anlatmaya çalıştım insanlara. Anlatırken de bir blog sayfası açtım. Ondan sonra bir gazete dergilerde yazmaya başladım. Seyahat yazarı olmaya, adayı olmaya başladım. Buralarda beni çeken, gezdikçe, gördükçe daha çok şey keşfediyorsunuz ve onları bir insanlara tavsiye ediyorsunuz. Tavsiye ettikten sonra bu insanların size bir teşekkürü oluyor. Yani insanlar çünkü ellerinde bir rehber oluyor artık. Seymen'in hazırladığı bir rehber var. Bunlarla geziyor, buraları görüyor vesaire. Bunlardan insanların faydalanması beni motive eden bir şey oldu. Gittiğim yerde nereye dikkat ediyorum? Öncelikle doğasına merak ediyorum çünkü fotoğraf çekmeyi seviyorum. Çok profesyonel bir fotoğrafçı diyemem kendime. Yalnız gerçekten fotoğrafla uğraşmayı inanılmaz seviyorum. Onun uygun yerlerde, uygun kadraj kovalamayı seviyorum diyebilirim. O yüzden öncelik doğası benim için. Yemek yemeyi seviyorum. Yemek olayı güzel oluyor. Bu biraz da genlerden kaynaklı ya da Gaziantep'ten olsa gerek. Onun dışında tarihi noktalarını merak ediyorum ama en temeli insanını merak ediyorum. Çünkü günümüzde birçok insan bir yere gitti dediğin zaman nereden geldin diyorum. Atıyorum Konya'dan geldim. Etli ekmek yedin. Evet, Mevlana'yı ziyaret ettim. Evet. Gezdin, gördün, yedin, içtin. Evet. Sonra döndüm. Ama hiç Konyalı'yla konuşmamış, bir sohbet etmemiş. Aslında kitabın temel fikri de bende burada ortaya çıktı. Çünkü insanlar yarım geziyor bence. İnsanı tanımak, bence yerlere inmek her zaman daha kıymetli geliyor bana. Ben son bir yıl, bir buçuk yıldır Almanya'nın köylerini, kasabalarını geziyorum. Ve Almanya'nın atıyorum Avusturya sınırındaki kasabalar ve o bölgede yaşayan insanlar, nüfusu 10 bin gibi yerler var orada. Ve burada insanlar konuştuğun zaman gerçek Alman temeline iniyorsunuz. Hani bizim Karadeniz'de silah atma olayı var ya düğünlerde vesaire. Almanya'nın bir bölgesini buldum. Orada düğünlerde silah atıyorlar. Yani ve gerçekten bunlar has Almandır. Bu kültürü bulmak gerçekten büyük şehirlerde böyle insanlara rastlayamazsınız ama kasabalara inince değişik insanlarla tanışıyoruz. Çünkü Orta Doğu'daki insan daha samimi geliyor bana da. Doğa anlamında en güzel gezi bence İzlanda. O civar. İzlanda inanılmaz bir yer. Yani defalarca gitsem sıkılmam. Çünkü bir yandan siyah kumlar var, bir yandan her tarafı 10 bin tane şelale var. Yani bir iki ucu 400 kilometre olan bir ada. İstanbul Ankara'da 10 bin tane şelale gördüğünüzü düşünün o arada. Öyle bir yer. O doğası anlamda beni inanılmaz etkiliyor. Gökkuşakları, yani sürekli gökkuşağı görüyorsun ve sıkılıyorsun artık. Kültür anlamında İran beni inanılmaz etkiliyor. 5000 yıllık bir geçmişi var zaten. Orada çok enteresan deneyimler yaşadım. Onun dışında Gürcistan tarafı aynı şekilde, Azerbaycan tarafı aynı şekilde. Buralarda insanlarla birebir çok rahat sohbet edebiliyorsunuz. O yüzden buradaki insanlar daha kıymetli oluyor. Doğa anlamında İzlanda, kültür anlamında Orta Doğu diyebilirim komple. Bazı yerlere 4'er 5'er defa gittiğim oldu. 54 ülkede de toplam 250'den fazla şehir görmüş olabilirim. Türkiye'de de 81'in hepsinin il sınırında bulundum. Hepsini gezdim diyemem ama 81 ilin il sınırında bulundum. Çoğu yerini de görmüşümdür. Ön yargıyı kırdı bir kere. Sokakta gördüğünüz insanın ya da bir köyde yaşayan bir insanın gerçekten tek bir standart olmadığını öğrendim. İnanılmaz insanlar çıkabiliyor, inanılmaz cevherler çıkabiliyor. Ön yargıyı kırmamda bir faydası oldu. Onun dışında minimal yaşamayı öğrendim. Daha yani küçük bir çantayla 15 gün geçirebiliyorum. Programlamayı öğrendim kendime. Sürekli bir program içerisindeyim. Çünkü sürekli planlı bir şekilde yıl bazında yani
30 seyahat yaparken bu 30 seyahatin 20 tanesi Ocak ayından belli neredeyse. Ocak ayından Aralık ayına kadar birçok seyahati önceden planlıyorum ve ona göre hareket ediyorum. Bunlar bana birçok şey kattı diyebilirim ya. Yani artık nasıl diyeyim, mızmızlanmıyorum, o önemli. Çünkü zor şartlarda geziyorsun. Bazen çok pahalı bir yer geziyorsun, bazen çok soğuk bir yerde geziyorsun. Yani minimal yaşamın avantajı oluyor aslında. Bir yere gittiğin zaman önceliklerin değişiyor. Yani bir yere kapalı bir yerde, lüks bir yerde yemek yemek yerine, ben kendi adıma konuşayım. O bütçeyle bir yere ulaşımını sağlayıp orada bir yer görüp fotoğraflamak daha çok hoşuma gidiyor. Döndüğüm zaman o yemeğin tadını unutuyorum belki ama o fotoğraf benimle kalıyor. O çok kıymetli bir şey oluyor. Bunun dışında destek veren sponsorlarım var. Düzenli 2-3 yıldır çalışan insanlar var. Büyük markalar var. Onların desteğiyle geziyorum. Bu da bana bazı şeyleri kolaylaştırıyor. İşte ulaşımımı kolaylaştırıyor ya da konaklamamı kolaylaştırıyor. Bazı şeyleri kafamdan rahat, yani kafamdan sildiğim zaman da daha rahat bir gezi yapabiliyorum ve gezeceğim, göreceğim yere daha rahat konsantre çalışabiliyorum. Ya bilet kovalıyorsun. Sürekli uygun biletleri, uygun şartları kovalıyorsun. Hesap kitap yapıyorsun tabii. Zaten kimseye yani sponsorluk gökten gelmiyor tabii ki. Bir şekilde ya sponsorluk denen şey zaten biz de onlar için bir şeyler yapıyoruz. Yani bir ben onlara bir destek veriyorum, bir içerik sağlıyorum. Onlar da bana destek veriyor bunun karşılığında. Aslında bu biraz barter ilişkisi olabiliyor. Gezginlik yaparak hayata geçindirilebilir mi? Belki olabilir. Ama ben bir yandan hayatı kaçırmak istemiyorum. Öyle bir düşüncem var. 14 yıldır kurumsal hayatta çalışıyorum. Ve son 11 senedir aynı yerde çalışıyorum. Bunun dışında bir 2004-2015 arasında 11 senelik bir futbol hakemliği geçmişim oldu. Aslında gezmeme de biraz o katkı sağladı diyebilirim. Çünkü zaten çantayı alıp çıkıyordum, maçlara gidiyordum. Ondan sonra artık o çantanın içinden hakem formalarını çıkartıp gezecek yerlerdeki, göreceğim yerlere çekeceğim ekipman, kameralar, drone vesaire koymaya başladım. Yani 14 yıldır aktif bir şekilde çalışıyorum. Medyadayım. Reklamcı diyebiliriz. Medyada reklam sektöründeyim. Kesinlikle öyle. Çünkü bir kapalı kutunun içerisindesiniz. Ve hafta sonu iki gün izinli olmak size bir kıymet geliyor hakikaten. Ve bu hafta sonu çalışmamak zaten çok büyük bir avantaj gezerken. Bunca seyahati ben zaten en büyük kısmını bunlarla sağladım. Hafta sonu iki günün dışına pazar salı izin aldığınız zaman orada size 4 günlük bir alan çıkıyor. Ve o 4 günlükte seyahat edebiliyorsunuz. Zaten 20 gün yıllık iznim var. İşte resmi tatiller, bayramda vesaire falan filan derken yılın 3'te 1'ini gezebileceğiniz bir ortam çıkıyor aslında. Ben de bunu değerlendim. Yani yılın 3'te 2'si çalışıyorum, 3'te 1'i seyahat ediyorum diyebilirim. Bu diğer 3'te 2'de de işte seyahat rehberleri falan hazırlıyorum. Kitap yazıyorum, onun gibi bir iş. 1,5 yıl önce fikir aşamasında başladım. Son 7 ayda da gaza bastım diyebilirim biraz. Başka bir kitap yazabilirdim. Aslında daha önce gazete, dergilerde yazdığım şeyler genelde şehir rehberleri niteliğindeydi. Ama dediğim gibi insan tanımının daha farklı olduğunu düşündüm ve klişe bir işten uzak bir şeyler yapmak, farklı bir işler yapmak istedim. Yani gezmek aslında insan tanımaktır. İnsanlarla iletişime geçmektir ve onlardan bir şeyler öğrenip hayatında uygulamaktır. Bu fikirle ortaya çıktı. Ve Anadolu'dan yani 71 insanı bulmak, en başta bir 20 kişiyi buldum tesadüflerle. Seyahat ederken denk geldim. Abi böyle ilk ne kadar ilginç hayatı var dediğim insanlarla karşılaştım. Daha sonrasında bu fikir ortaya çıktıktan sonra bu algıda seyahat etmeye başladım. Gittiğim yerlerde artık muhtarlarla görüşmeye başladım, valiliklerle görüşmeye başladım. Valiliklerin kültür departmanlarından yönlendirme aldım. Şu insanla görüşebilirsin, senin aradığın bir insan vesaire diye. Totalde de 120 insana görüştüm. 71 kişiye kitaba girmeye ikna ettim. Her birinin fotoğraflarını çektik. Yaklaşık 30 bin kilometre yol yaptım bunun için Türkiye içerisinde ve tek parçası 9 bin kilometreye yakındı, Haziran ayında gerçekleşti. Hatta rota olarak belirtirsem İstanbul'dan Artvin'e kadar, Artvin'den Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, İç Anadolu ve Ege'de seyahati tamamladım. Bu şekilde 71 insanın hikayesini Temmuz ayında tamamladım, bitirdim. Ya hepsinden çok şey öğrendim gerçekten, hepsi çok farklı ama Gaziantep'te belki de hemşerim olduğu için bilmiyorum. Mehmet Tekerlek isminde bir amca var. Kendisi Gaziantep'in yoksul haritasını çıkarmış ve bunu şu şekilde yapmış. Bir restorana gidiyor 70'li yıllarda. Restoranın o gün son müşterisi, gece yarısı. O yemeklerin atıldığını görüyor. Ve diyor ki o yemekleri niye atıyorsun? O kadar fakir fukara var diyor. Onlara versen daha iyi olmaz mı diyor. Ve o gün o kişiden yemekleri alıyor.
ertesi gün tekrar alıyor, tekrar alıyor, tekrar derken esnaf kendi arasında fazla yemekleriniz varsa Mehmet amcaya verin diyor. Ve Mehmet amca şöyle bir sistem yapıyor. Bu yemekleri aldığı zaman böyle fakirlerin evlerini tespit ediyor. Ve onlara hiçbir şekilde ulaşmadan gece yarısı gidiyor, kapılarını çalıyor. Bir yemek teslim bırakıyor ve oradan ayrılıyor kumanyayla. Ve buraya giderken de hep şık. Bir pötürü var, kravatını falan çekiyor, ceketini falan. Ve kendini göstermeden bu yardımları yapıyor. Bu şekilde yıllarca artık Robin Hood gibi gözüküyor. Hatta şöyle bir şey anlattılar. Bir posta kutusundan yoksulların alıyor faturalarını. Böyle bir piyango gibi yapıyor. Ve gidiyor durumu daha iyi olanlara. Buradan seç birinin faturasını ödüyor. Ve insanlar onun faturasını ödüyor. İnsanlar farkında olmadan faturasını ödeniyor aslında. Yıllarca böyle gidiyor ve bunun da daha sonra esnaf daha da destekliyor. Artık sen bunu dağıtırken bir minibüs alalım sana diyor. Esnaf arasında para topluyor, bir minibüs alıyor. O da minibüsün arka tarafına topla dağıt dinsin ağıt yazıyor. Ve topla dağıt dinsin ağıt yazıyor ve bu şekilde yıllarca yani 30-35 yıl hala yapıyor bu işi. Sürekli Antep'in yoksullarına yardımcı oluyor. Muazzam bir hikayeydi. Ondan çok şey öğrendim gerçekten. Bunun gibi ilginç hayat hikayelerinin olduğu 71 insanı topladım. Daha da bulabilirim. Türkiye gerçekten çok zengin. Ben bir yerde artık durdum. Belki devam, ikinci kitabını düşünürsek orada devam ederim diye düşündüm. Bu şekilde zengin bir mozaik oldu benim için. Ben buradayım diyen bağıra bağıra bir sürü bir zengin insan var burada. Büyük bir mozaik var. Onlarla iletişime geçtim sadece. Başka bir şey yok aslında. Yıllık 20 bin en az kilometre yolculuk yapıyorum. Karayolu yolculuğu. Yaklaşık 100 saat civarı uçakta geçiriyorum yıllık. 30'dan fazla seyahat ediyorum zaten. Böyle yılda da en az 100-150 gün falan arasında böyle evimden uzakta bir otel vesaire bir yerde geçiriyorum. Esnaf fikri yok aslında. Şey yapıyor böyle, beraber hikayesini anlatıyor. 72 yaşında ressam olmuş bir teyzemiz var. Üniversitede öğreneceklerini sokakta öğreneceğini düşünüyor. Ümit hikayesi çok enteresan bir insandır.